Ayrı annelerden olsak da biz kardeşiz yani. Ebru bana niye böyle davranıyor anlamıyorum ki. Biliyorsun Koray, benim tek derdim kardeşimi tanımak. Başka bir amacım yok yani. Sevda, kendini de ona da biraz zaman tanı, tamam mı? Benim çocukları bulmam lazım. Koray? Ne oldu ki ya? Ya üzülme artık Zeynep. Ya nasıl üzülmeyeyim, onu benim için çok değerliydi, o biliyorsun. Biliyorum. Zaten ben de onun için geri almayı düşündüm. Ama senin bu kadar üzüleceğini bilseydim bu konuyu sana hiç yansıtmazdım. Ya senin suçun yok ki. Eğer seni de üzdüysem özür dilerim. Ama geri alabileceğimizi düşününce çok sevinmiştim. Ne demişler? Umutlar ne kadar büyük olursa hayal kırıklığı da o kadar büyük oluyor. Gel buraya. Teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ederim. Bir şey yapmadım ki. Düşünmen yetti. Bak ne yapalım biliyor musun? Hazır paramız da var. Gidelim kantine şöyle tatlı bir şeyler alalım, para harcayalım, olur mu? Ya hadi artık bir biraz. Loşko. Konuştun mu abi dinle? Evet konuştum. Yani birlikte olduğumuzu söyledin. Hayır söyleyemedim. Ne demek söyleyemedim ya? Az önce konuştum dedin. Ya konuştum ama söyleyemedim. Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Yeter artık Loşko ya. Ya. Abidin okuldan ayrılıyormuş. Niye? Çünkü sana olan aşkından dolayı seninle görüşemediği için okuldan ayrılmaya karar vermiş çocuk. Yani bir de en iyi arkadaşlarından birinin seninle sevgili olduğunu duyarsa vallahi kafayı yer. Eğer sen daha fazla söylemezsen bu sefer ben kafayı yiyeceğim ama. Asya! Ha Zeynep. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Onur buralarda mı? Kantinde, ben de yanına gidiyorum. Zeynep, hala bana kızgın mı Onur? Yani Burak bir tek o değil ki. Neredeyse herkes sana kızgın. Ben kötü bir şey yapmadım ama biliyorsun. Ya bana hesap vermek zorunda değilsin. Ya aslında hesap vermek için değil de ben size hediye vermek için geldim. Hediye mi? Bu Onur için. Bu da senin için. Yani seni mutlu edecek bir hediye olduğunu düşünüyorum. Annemin küpesi. Birbirinize hediye almak için çok değerli şeylerinizi satmışsınız. Öyle duydum. Ben de geri aldım. Biz bugün gittik. Başkası aldı dediler. Demek sen almışsın. Teşekkür ederim. Yok, teşekkür edilecek bir şey değil. İmkanım vardı, aldım. Sonuçta biz arkadaşız. Ne oluyor burada? Ya bir şey yok Onur. Bak Burak neyi almış geri. Annenin küpesi. Evet, alan Burak'mış meğer. Bak, bu da gitarın, bu da burada. Oğlum sen neyin peşindesin? Abi bir şeyin peşinde falan değilim ya ben. Arkadaşlarıma güzellik yapıyorum, ne var bunda? Evet, güzel bir şey yapmak istemiş işte Onur. Bu kadar bitirecek bir şey yok ki. Bizim onun sadakasına ihtiyacımız yok Zeynep. Onun ne sadakası ya, saçmalama ben. Yani sadece bir hediye aldım, bu kadar. Ne kadar aldın? Yeter mi bu kadar? Yeter mi? Onur saçmalama, tamam be. Ha bu arada ben bunu çalışarak aldım biliyor musun? Kazanarak, alnımın teriyle. Hırsızlık yapmadım yani. Abi hediye diyorum ya. Al dedim, al. Ya tamam yeter. Ne yapıyorsunuz? Burak, teşekkür ederiz hediyeleriniz için. Onur. Zeynep, bu hediyeyi kabul edemeyiz. Sen ne dediğinin farkında mısın? Annemin küpesinden bahsediyoruz. Ya Zeynep, beni neyle suçladığını hatırlamıyor musun? Sırsız diye suçladı beni insanların arasında ya. Tamam, bir hata yaptım. Ama hatasını anlamış, bak telafi etmek için uğraşıyor. Parayı bulunca ne kadar değiştiğini herkes biliyor. Şimdi parayla arkadaşlığımızı satın almak istiyor. Ya bu an böyle mahvettiğine inanamıyorum. Dur. Teşekkür ederim. Ya Zeynep bir durur musun? Onur lütfen. Yalnız kalmam lazım. Ebru. Ne var? Ne istiyorsun?
Biraz konuşmak istiyorum. Ben ne seninle ne de o sevgilinle konuşmak falan istemiyorum. Sevda benim sevgilim değil, arkadaşım. Neyse ne. Söyleyeceklerin hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Ebru. Bak sen neler hissediyorsan o da aynı şeyleri hissediyor. Tamam biraz fazla reaksiyon göstermiş olabilir başta ama... ya o senin kardeşin. O benim kardeşim falan değil. Sen ne kadar inkar edersen et, o senin kardeşin. Ve seni tanımaktan başka bir isteği de yok. Ama ben onu tanımak istemiyorum. Kahve içer misin? Kahve mi? Ya sokak ortasında kızın peşinden koşan sapıklar gibi gözükmek istemiyorum. Yok canım merak etme. Sapığa benzemiyorsun. Neye benziyorum? Vallahi ukala zengin züppesine mesela. Daha sertlerini duymuştum. Affedersin. Yani o Sevda'ya olan öfkemi sana yansıttım. Kusura bakma. Fark etmen güzel bir şey. Zaten buraya kötülük için gelmedim. Sana yardım etmek için geldim. Tamam. Kahveni içeceğim. Seni de dinleyeceğim. Ama sonra ne seni ne de o kızı hayatımda görmek istemiyorum. Ama... Şöyle kanepeye geçelim. Hayat. Hayat. Ay. Ne oluyorsun? Dalmışsın bir yerlere. Yok bir şey. Ay Hayat yapma Allah aşkına. Yani bu kadar mutlu olman gereken bir zamanda şu haline bak. Var bir şey belli. Ne kemiriyor seni? Anlat bakayım. Cerrahın geçmiş. Nasıl yani? Ya işte biliyorsun Yeşim yani bu adamın geçmişi karanlık değil mi? Doğru. E tamam yani bana artık böyle yaşamıyorum dedi. Ben de bu teklifi kabul ettim ama. Ya öyle değilse? Ya öyleymiş gibi yapıyorsa? Kolayı var o işin. Öğreniriz. Nasıl? Canım cerrahın damarına basacağız. Melek bir şeytan mı göreceğiz birlikte. Aa bir bu eksikti. Aa niye canım? Olur mu öyle ya? Olur olur. Sen o işi bana bırak. Ben de o iş. Allah Allah. Çocuk gibi halimize bak. İyi tamam yapalım. Sevda'yı tanısan öfkenin ne kadar gereksiz olduğunu anlarsın. Neden tanıyacakmışım onu? E kardeşin o senin. O benim kardeşim falan değil. Niye korkuyorsun? Ondan mı korkacağım? Kavga etmekten korkmadığını gördük. Ben konuşmaktan bahsediyorum. Benim onunla konuşacak hiçbir şeyim yok. Yani buna inanmamı beklemiyorsun değil mi? Yıllar sonra bir kardeşin olduğunu öğreniyorsun. Ama onu tanımak bile istemiyorsun. Aynen öyle. Bak. Ben annemle babamın ölümünden abimin sorumlu olduğunu öğrenince çok yıkılmıştım. Yani ne kadar acı olursa olsun bazı şeyler gerçek, değişmiyor. Sevda da senin kardeşin. Bu da bir gerçek.
Her önüne gelen özelini böyle açar mısın? Yani sen her önüme gelen birisi değilsin ki. Çok sevdiğim arkadaşımın kardeşisin. Vay be. O kız senin gibi iyi birini kazanmak için ne yaptı acaba? Çok merak ettim. Vallahi benim için çok şey söyleniyordu ama ilk defa iyi bir dendi. Harbiden mi? Hı hı. Yeşim, sence doğru mu yapıyoruz biz ya? Hayat. Evet, arkadaşım tiyatrocu. Varsa cerrahın sakladığı bir şey damarına basa basa çıkarır o. Sen merak etme. Dur. Hey, senin o çok tiyatrocu arkadaşın biliyor mu cerrahın kim olduğunu? Yok, ben söylemedim ki cerrahın kim olduğunu. İyi, aferin. Ya zarar verirse ne yapacağız? Olur mu öyle şey? Ne yapacak adam sokak ortasında adam öldürecek değil ya. En fazla korkutur. Ha, biz de anlarız yani cerrah. Hani samimi bir şekilde değiştim, değişmedi mi? İtme beni bu tarafa, itme görüneceğim. Ay! İtme beni bu tarafa, ben görüneceğim. Ay Allah'ım, öleceğim. Heyecandan öleceğim. Peki, uzatmanın alemi yok. Bak, sakın bir yanlışlık yap. Para geliyor o kadar. Anladın değil mi beni? Bak, sakın bir aksilik olmasın. Yarın bu para gitti. Şu hale bak, adama bak ya. Hem yolu kapamış hem resifini bozmadan telefonla konuşuyor hala. Beyefendi, aracı alır mısınız? Çıkış yapacağım da. Kardeşim, telefonla konuşuyorum. Görmüyor musun? Allah Allah. Dur bakayım. Uzatmanın hiçbir alemi yok. Patladın mı kardeşim? Çekmiyorum. Hadi bakalım, ne yapacaksın? Dananın kuyruğu kopacak. Ne oldu, bagaja mı gidiyor? Aa, arabanın bagajını açıyor Hayat. Ah! Ah, bak o arabanın bagajından eğer bir şey çıkarsa var ya biz bittik. Dur ya kızım, bir sakin ol. Çanta mı? Çanta mı? Ay vallahi çantasını al. Bir taksi çevirdi. Ay resmen taksiye bindi gitti. Aferin Cera. İşte bu Cera. Görüyorsun değil mi? Bak günde 10.000 tane maganda ile karşılaşacak böyle. Sakin olacaksın işte. Aferin sana. Ah. Hayat. Sakin ol. Adam gerçek değil. Olsun. Cera gerçek. Bak nasıl sakin kaldı, gördün mü? İşte bu. Canım. Canım dur bakalım ya. Daha birinci testi geçti. Bakalım diğerini geçebilecek mi? Pardon, kaç etap bu? Bakacağız ona. Dert aldık başımıza. Çok iyi, çok iyi. Ha Yeşim, geldim şimdi, geldim. Erket edeyim. Nereye olacak Yeşim? Cerrah'la buluşacağım, restorana geldim işte. Yok Yeşim. Restoranın önüne park ettim civciv sarısı arabayı. Allah Allah, tabii ki uzağa park ettim. Senin arkadaşın ne alemdesin, onu söyle bakayım. Yok, eğer o ona saldırmaya falan kalkarsa ben atarım kendimi ortalara. Bir şey yaparım yani. Tamam. Tamam, ben sana canlı canlı her şeyi anlatacağım. Telefondan, tamam mı? Hadi, arkadaşına... Yeşim! Geldiler, şu anda geldiler. Arkadaşına söyle, içeriye intikal ediyorlar. Hadi, göreyim sizi. Bak, iyice kışkırtın, tamam mı? Ne yapıyorsanız yap. Hadi. Görüşürüz. Ben neler yapıyorum ya? Geldi geldi, gördüm. Seninki de yaklaşıyor galiba. Dikkat etsene birader. Hadi kazamız mübarek olsun. Yalnız beyefendi, siz bana çarptınız. Mekanın ortasında dikilmişsin. Bir de sen çarptın diyorsun.
Kimsin lan sen? Sadri. Sadri. Ha, anladım. Yanındaki yarmaya güveniyorsun. Daha da gibi davranıyorsun. İyiymiş. Beyefendi, isterseniz daha fazla uzatmayalım çünkü insanlar rahatsız oluyor. Cerrah bayağı sakin görünüyor Yeşim. Senin arkadaşın biraz hafif kaldı galiba. Çok konuşma lan. Ah! Ah! Meyve suyu döktü adamın üstüne. Yeşim! Ne yapıyorsunuz ya? Sadri! Bu sefer kesin saldıracak adama. Ah ah ah! Cerrah Bey. Önemli değil müdür bey. Sadri, şunu arabaya yolla. Madem ben hatalıyım, beyefendi, özür dilerim. Ama isterseniz daha fazla uzatmayalım. Ya yemin ediyorum sana, bak en mülayim adam bile şu an zıvanadan çıkardı, cerrahta tık yok. Süt dökmüş kedi gibi adam. Tamam ben inandım. Yok cerrahi dönmez artık eski hayatına. Ay kıyamam. Hadi kapa telefonu kapa. Kapa yanına gideceğim. Ah. Hadi ya. Kusura bakma biraz geciktim ama. Hiç önemli değil. Ben de daha yeni geldim zaten. Geç otur. Nasılsın bakalım? İyi. Çok iyi. Gözde. Konuşabilir miyiz biraz? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok Burak. Ben kahve almaya gidiyorum. İş istiyor musunuz? Yok sağ ol. Evliliğimizi onayladı ha? Ya onunki tepki vermekti sadece. Yani ben onun hayatına karışıyorum. Hep kısıtlıyorum ya. O da işte aklı sıra tepki gösterdi bana. Çok sevindim. Sonuçta kardeşin yani onun gönül rızası olmasaydı hiç huzurumuz olmazdı. Öyle tabii doğru söylüyorsun. Ben bir müsaadenle tuvalete gitsem. Hı hı. Cerrah'a güvenebilirsin bence Hayat. Arkadaşım aradı şimdi. İyiyim ama biraz gerginim. Acaba vaz mı geçsek? Sen bilirsin Hayat'cığım ama oyuncu arkadaşlarım hazır. Kararını ver. Cerrah'ı deniyor olduğum için kendimi kötü hissediyorum. Ama içim içim iyi. O yüzden planı uygulayalım. Çağırdaki bin buraya. Nerede bu kız? Telefon da çekmiyor. Zeynep! Gözde, seni buraya ben çağırdım. Yani konuşabilmek için. Ya sen laftan anlamıyor musun? Konuşmak istemiyorum dedim sana ya. Ya bak tamam gel.
Gel bir 5 dakika beni bir dinle. Sonra bak söz veriyorum sana bir daha seni rahatsız etmeyeceğim, tamam mı? Ya yeteri kadar rahatsız ettin zaten. Dinlemeyeceğim ya. Ya sen manyak mısın, bizi buraya mı kilitledin? Ya saçmalama, gözü ne kapı kilitlemesi ya? Ya ben sadece şu... Harbiden kilitlenmiş de ben gerçekten kilitlemek niyetim değildi yani. Ben sadece şu boya kutusunu ittim, sonra kapıyı kapattım. Burak yalan söyleme, bilerek yaptın değil mi bunu? Ya bak yemin ederim ben bilerek yapmadım ya. Saçmalama yani, o kadar da değil.